Bugün arkadaşlar Clio 4 aracımızın K9K kodlu 1.5 TSI 75 beygir Euro 5 motora sahip aracımızın yağ ve yağ filtresi değişim işlemiyle ilgili bilgi vereceğim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi yağ çubuğu bu şekilde bu modellerde. Clio 4'te. Yağ çubuğunu yerinden çıkarıyorum. Yağ doldurma tapası ile beraber. Ardından şu anahtarı daha önceki Renault'larda göstermiştim size. Bu Renault için kullanılan anahtar ucu. Numarası gördüğünüz gibi bu. Bu üründen alırsanız Renault'un bütün filtrelerini sökebilirsiniz. Uzatma yardımıyla filtremizin üzerine geçiriyoruz parçayı. Filtre bayağı şiştiği için arkadaşlar zor açılıyor bu yüzden. Gördüğünüz gibi filtreyi gevşettik. Filtreyi gevşettikten sonra aşağıdan karter tapamızı açabiliriz. Bunun amacı filtre hattı üzerinde, boru hattı üzerindeki yağın kartere inmesini sağlamak. Karter tapamızı açarak yağ boşaltma işlemine geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar yağımızı boşaltma işlemine geçeceğiz. Bu Clio 4'ler için söylüyorum 1.5 TSI'da. Bu alt kısımda herhangi bir delik yok. Normalde gördüğünüz gibi şuradan sayarsak 1, 2, 3. çizgiden bir karış çekip buradan punchla delerseniz direkt yağ tapasının oraya ulaşıyorsunuz. Gördüğünüz gibi daha önce bilmeyen arkadaşlar birkaç tane buralara delik açmış, yanlış bir işlem. Sadece şu kısma, yani dediğim gibi 1, 2, 3. çizgi bir karış yapıp şuradan punchla delerseniz delik açılacak. Filtre anahtarımı aldım. Tapa anahtarımı aldım. Gevşettim tapamı. Yağ bidonumu getirdim. Elimle açıyorum. Açma işlemi bitince tık tık diş attığını duyacaksınız. Çektiğimizde yağ gördüğünüz gibi boşalıyor. Eski yağı bu şekilde boşaltıyoruz. Yukarıdan tabii ki yağ dolum yerini mutlaka açmamız gerekiyor. Karter tapa contamızı yeniledik arkadaşlar. Tapamızda herhangi bir sıkıntı yoktu. Sadece contayı yeniledik. Contamızı, karter tapamızı yerine takıyoruz. Anahtar yardımıyla sıkıyoruz. Bu anahtarın nasıl yapıldığını kanaldaki karter tapa anahtar yapma ile ilgili bir video var. Oradan öğrenebilirsiniz. Şöyle hafiften şöyle bir yokluyoruz sağlamcana. Buradaki işlemlerimiz bitti. Şimdi aracın üst kısmına geçip yağ filtremizi yerine takıyoruz ve yağ dolum işlemine geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar aracımızın yağ değişim, yani yağ boşaltma işlemini, yağ filtre sökme işlemini bitirdik. Aracımızın yağ filtresini takacağız. Bu araç 1.5 TSI K9K kodlu motoru. Araç Euro 5 motor. Euro 5 motor olduğu için partiküllü yağ atmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şurada Euro 4 ve Euro 5 normları için uygundur diye yazıyor zaten.
Partiküllü yağ atmamız gerekiyor. Partikülsüz yağ atarsanız partikül filtresini, katalizör filtresine zarar verirsiniz. Bu aracın yağ değişim süresi, servisin belirttiği süre 20.000 kilometre. Yağımız tam sentetik yağ. Şimdi filtreyi yerine takacağım. Filtremiz zaten Renault'un birçok modelinde benzer filtre kullanılıyor. Şöyle içerisine bir miktar yağ döküp şu O-ring contanın yağlanmasını sağlıyorum ki bu filtreyi takarken döndürdüğüm zaman takılmadan daha rahat dönmesini sağlayacak. Araç dediğim gibi partiküllü yağ atılıyor. 5.30 yağ atılıyor fabrikanın önerdiği. Yağ kapasitesi de filtre değişimiyle beraber 4.5 litre ile 4.8 litre arasında değişiyor. Şimdi filtremi yerine takıyorum. Gördüğünüz gibi yeni filtrenin yerine montajını yapıyorum. Bir miktar elimle sıkıştırdıktan sonra filtre anahtarımı kullanarak sıkıştırıyorum. Filtre anahtarımı yerine taktım. Sökme işleminin tersini yaparak filtreyi yerine montajlıyorum. Anahtar. Çok aşırı sıkmayın. Çok fazla sıkarsanız yağ filtresi zamanla şişip sıkıştığı için çıkarmada çok zorluk çekebilirsiniz. Bu şekilde bir miktar sıktığınızda yeterli olacaktı. Yani kilogram olarak 3 kilogram civarı, 2,5-3 kilogram arası sıkarsanız, tork anahtarınız varsa yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi yeni filtremizi taktık. Şimdi yağ dolum işlemine geçiyoruz. Şimdi yağımızı dolduracağız arkadaşlar. Dediğim gibi bu araç Euro 5 motor olduğu için partiküllü yağ koyuluyor. Araç 4.5 ile 4.8 litre arası yağ alıyor. Ama koyarken tabi yine yağ çubuğunu kontrol ederek şu seviyeye gelecek kadar olacak şekilde yağımızı dolduruyoruz. Dizel araçlarda özellikle fazla yağ sıkıntı yaratır. Aracın ambereye kalkmasına falan sebebiyet verir. Şu şekilde yavaş yavaş kenarlara dökmeden yağımı boşaltıyorum. Yağ çubuğu delinden dolum yapıldığı için arkadaşlar biraz yavaş oluyor. Arkadaşlar bu motorlarda biliyorsunuz bu yağ dolum tapasıyla çubuk aynı yerde. Bu yüzden sık sık yağ kontrolü biraz vakit aldığı için videonun bu kısımlarını atlattım ben. Yağ çubuğumuzu
Düz bir şekilde şöyle bir miktar bekledikten sonra tabii, çünkü yağ çubuğunun kanalında yağ olduğu için dolumu buradan yaptığınızda çubukta net bilgiyi edinemiyorsunuz. Şimdi yağ çubuğumu hiç döndürmeden düz bir şekilde bekledikten sonra yerine sokuyorum. Gördüğünüz gibi ve geri çekiyorum. Şu an seviye gördüğünüz gibi tam şu çaprazın bir aşağısında. Şurada tam şöyle net diyebiliriz mesela. Tam şu aşağıda, yani buraya gelmeden az bir şey aşağıda şu an. Yağ seviyemiz tamam. Kapağımızı kapatıyoruz. Yağ değişim işlemi bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yağ değişim işlemini tamamladık gördüğünüz gibi. İşlem yağı koyduktan sonra bir bu şekilde 2-3 dakika arabayı çalıştırırsanız yağın içerisinde daha rahat nüfuz etmesini sağlayacağız. Bu işlemden sonra kanalda bakım kilometresi sıfırlama işlemi var. Kanalda videosunu bulabilirsiniz. Ben zaten açıklamalar bölümünde de ekleyeceğim bu videoyu. Yani sıfırlama videosunu. Sıfırlama işlemini yapmazsanız içeride yine uyarı vermeye devam edecektir. Çünkü bu işlemi mutlaka yapmanız gerekiyor. Yağ değişim işlemi de bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.